Alıncak bize gittiğini söyleyip gizlice buralarda kaldıysa muhakkak zorlu bir yere gizlenmiştir beyim. Mergen, Alıncak'ın yerini evvela ondan öğreneceğiz artık bey. Oğul casuslarının gitmediğinden malumatı var mıdır? Hülagü Han'ın ağzından bir buyruk yazıp vereceğiz. O buyruğu Alıncak görmek isteyecektir. Mergen buyruğu götürdüğünde de yerini öğreneceğiz. Sonra da yerini bize bildirecektir. Destur var mıdır beyim? Gel hele Bamsı. Beyim. Mergen'le buluşması için gönderdiğimiz alttan haber geldi. Mergen buluşmaya gelmemiş beyim. Ne demek gelmemiş? Giden Alp sabaha kadar beklemiş mi? Beklemiş beyim, beklemiş. Ben casusların toplandığı yere de altlar gönderdim lakin orayı da boşaltmışlar beyim. Mergen'in gelmemesi hiç hayır alamet değildir beyim. Ola ki bir gün buluşma yerine gelmezsem. Benden bir iz bulamazsanız bil ki açığa çıkmışımdır beyim. O vakit şerefimle şehadet şerbetini içeceğim bilesin. Beyim, acep bir vazifeye mi gitmiştir? Vazife değil Bamsı. Mergen'i yakaladılar. Bunu yapan Alıncak'tan başkası olamaz. Bunlar çok zalimdir. Mergen'e etmedikleri eziyeti koymazlar. O bize emanettir Bamsı. Ne yapıp edip Mergen'i bulmamız icap eder. Tez Alplere haber salasın. Turgut'a da haber ver buraya gelesiniz. Eyvallah beyim, buyruk senindir. Sana vurmaktan kırbaçım yıprandı. Eğer konuşmazsan senin derinden kendime yeni bir kırbaç yaparım. Şimdi söyle, Ertuğrul seni içimize nasıl sızdırdı? Yanlışa da kement atmaya çalışırsın Alıncak. O yüzden hep boşa düşer. Benim Ertuğrul'la bir alakam yoktur. Hem ben de oğlum. Sen kutsal kanı kirlenmiş bir hainsin. Cihanın efendisi olmak varken baş eğdirdiklerimize itlik yapan bir ahmaksın. Lakin ben senin yalanlarına kanacak kadar ahmak değilim. Şimdi Ertuğrul'un seni nasıl sızdırdığını, arkasında kimlerin olduğunu, ne malumatlar ele geçirdiğini söyleyeceksin. Keykavus'ta sandık nerede? Nerede? Hem itiraf edersen, yerlerini söylersen senin canını bağışlayıp seni kendine kerim yaparım. Kutsal kanını arındırmana imkan tanırım. Senin gibi dayanıklı bir adam her daim işime yarar. İsmet Bagayan, çok bir, az konuş. Benim
Ertuğrul'la bir alakam yoktur. Söyleyeceklerim de bu kadardır. O Ertuğrul'un hangi malumatları aldığını senden söke söke öğreneceğim. Çözün bunu. Kaplan ağzına götüreceğiz. Orada bizi albızlar bile bulamaz. Konuşturana kadar kan kusturacağım sana. Efendim? Efendim, sizi hiç bu kadar düşünceli görmemiştim. Ertuğrul. Üç hamlede Moğol komutanı alınca hadize getirdi. Hülagül'ün komutanını. Zorbalıkla geldiği söğütte gırtlağına kadar çamura boğdu. Çırpındıkça batacak hale getirip oyunlarıyla uzaklaştırdı. Dahası kendisinin Uçbeyli'ye getirdiği Beybolat'ı da çiğneyip Uçbeyli'ni ondan kılıcıyla geri aldı. Alınacak. Kibirle tükürdüğü ne varsa utançla yaladı. Bizim istediğimiz de bu değil miydi efendim? Ertuğrul bizi büyük bir beladan kurtardı. Şimdi bizim için en büyük bela Ertuğrul. Ona karşı yeni bir hamle yapmamızın zamanı geldi. Ona karşı mı? Efendim, Ertuğrul eskisinden daha güçlü. Bunu siz de biliyorsunuz. Onunla savaşmak için henüz erken. Ona karşı biz değil. Yeni ortağımız savaşacak. Kim? Bey Bolat. Efendim, Ertuğrul bize verdiği sözleri yerine getirdi. Bey Bolat ise güvenilmez biri. İki yüzlülükle Ertuğrul'a sadakat ediyor. Ertuğrul herkesi birbirine kırdırdı. Şimdi sıra bize geldi. Ergeç benim kim olduğumu öğrenip üzerimize gelecek. O çok zorlu bir düşman. Güçlü bir savaşçı. İdealleri var. Ya senin neyin var Uranos? He? Senin neyin var? Korkaklığından başka neyin var? Tanrı aşkına Uranos. Savaşçılarımızın halini görmez misin? Her gün yiyip içip sarhoş olmaktan başka hiçbir şey yapamaz oldular. Aç gözlerini artık. Gün geçtikçe Ertuğrul bizi çürütüyor. O bizi yıkmadan biz onu yıkmalıyız. Ertuğrul'a karşı yeni bir oyun kurmalıyız. Son büyük bir oyun. Ya biz kazanacağız, Söğüt'ü ele geçireceğiz. Ya Ertuğrul kazanacak, Macellum'da hepimizi kellesini alacak. Anladım efendim. Peki Beybolat'ı nasıl ikna edeceğim? Artık zamanı geldi. Bey Bolat'la Dragos görüşecek. Ama sahtesi değil. Aslı.
Beyim, alıncağın Kekavus'un peşinden gitmediğine gayrı emin oldum. Mergen'i de konuşturana kadar yaşatacaklarını biliriz. Lakin Mergen ona yaşatacakları acılara ne kadar dayanır, onu Allah bilir. Dayanacak artık bey. Biz onu bulup kurtarana kadar dayanacak. Ben her yöne atlarımızı gönderelim derim beyim. Girdiği deliği bulana değin durmayalım. Mergen'in ne kadar dayanacağını bilemeyiz kardeş. Mergen'i dağa taş aramak ne Mergen'e fayda getirir ne de bize beyim. Ya ne edecek kardeş? Alıncak çakalı bir canımıza daha kastedeceği deyin. Burada durup bekleyeceğim. Bizi alıncağa götürecek bir yol yoksa, o vakit dağları dele dele alıncağa bize getirecek bir yol açacağız demektir. Bizi alıncağa götürecek bir kişi vardır Bamsı. O da Bey Bolat'tır. Ha, o da çakalın küçük eniğidir. Sen onu anasının memesinden kestin beyim. Şimdi o anasının inine bizi nasıl götüreceğim? Tez kaleye varacağımı haber edersin Bamsı. Bey Bolat'a yem atma vazifesini sahte Dragos'a vereceğim. Buyruk senindir beyim. Su atmak neymiş? Şimdi sana göstereceğim soysuz köpek. Buraya dostlukla geldim Bey Bolat. Askerler bırakın. Babamın katilinden dost olmayacağını iyi bilirim ben. Dragos keferesi. Ne istersin benden? Önce şunu bilmenin vakti geldi. Ben Dragos değilim. Nasıl bir oyunun içindesin sen böyle? Soysuz. Oyun bitti. Ertuğrul hepimiz gibi alıncağı da dize getirdi. O yüzden Söğüt'te dönen oyunları ve Ertuğrul'un gerçek yüzünü görmenin vakti geldi. Seni gerçek Dragos'a götürmeye geldim. Size çakallar. Sürüme daldı. (Gülüyor)
yavrumu kopardılar sarı. Tümcihan yanımda olsa da Süleyman'ın yokluğunu kimse dolduramaz sarı. Bak yanına geldim hele. Hala yelende Süleyman'ımın kokusu var. İzin ver. Kuyruğundan bir tuvalayayım. Yiğidime götüreyim. Öte tarafta mesut olsun. He? Vuran olsun. Beni kader birliği yapacağım ortağımla baş başa bırak. Sen çıkabilirsin. Uranos mu? Nasıl bir oyundur bu böyle? Yüzünü bile göstermekten korkan bir adamın sözüne itibar edeceğimi mi sanırsın? Benden ne istersin? Seninle aynı şey. Ertuğrul'un kellesini. Eğer benimle ortak olursan sana bunun onuruna bir armağan vereceğim. Babanın gerçek katilini. Kimdir o? Ertuğrul. Ertuğrul Bey bu toprakların uç beyidir. Riya dolu sözlerin beni yolumdan döndüremez. Babamı sen öldürdün. Şimdi ben de burada senin canını alacağım. Vay! Eğer diyeceklerime tahammül edemeyeceksen gidebilirsin Bey Bolat. Ve bir daha böyle bir şey yaparsan kurduğun tuzakla vücudun delik deşik olacak. Benim için gizlilik her şeyden önemli. Eğer ortaklık kuracaksak sen dahil beni hiç kimse bilmeyecek. Tek şartım bu. Anlat hadi. Ne biliyorsan anlat. Haydi! Şimdi düşün. Ertuğrul'un masum olduğunu sana kim söyledi? Mahkemede lehine kim tanıklık etti? Bacım İlbilge. Anlat haydi. Ne bilirsen hepsini anlat. Önce babanı ortadan kaldırmak için Söğüt'e gelen Ertuğrul'un oynadığı oyunları anlatacağım sana. Ama işleyeceklerini kaldıracak yüreğin varsa, eğer yoksa bu karanlık dehlizden nasıl çıkacağını biliyorsun. Karar senin. Yolun açık olsun. Kısa kesesin. Ertuğrul hakkında ne biliyorsan hepsini anlat. Haydi! Bamsı. Beyim. Dalgın gördüm seni. Beyim. Gündoğdu beyimi düşünürüm. Hayrola neden düşünürsün ağabeyimi? Evlat acısı beyim.
kolay şey midir? Albastı iti obasında yapamadığını geldi ocağımızda yaptı. Gündoğdu Bey'im öğrenince ne edeci? Allah korusun. Evlatlarım düşer aklıma da delireceği gibi olurum. Tenimiz toprak, içerimiz kanidir. Taştan, demirden değiliz ki. Gayrı gönlüm sancır beyim. Yitirdiğimiz can benim yeğenimdir Bamsı. Biz nice Bahadır'ı bu uğurda şehit verdik. Yeğenim Süleyman onlardan yalnızca biridir. Ağabeyime gelince metin olacaktır. Davamızın hakikatini iyi bilir. Sen müsterih olasın. Hem alplik pusatı kuşandığımız o ilk günleri unuttun mu Bamsı? Verdiğimiz kavli yemini hatırlamaz mısın? Hiç unutur muyum beyim? Hiç unutur muyum? Üste mavi gök çökene, altta yağız toprak delinene kadar, son zalim, son düşman kalana kadar cenk edeceğimize ant içtiydik. Eyvallah. Heya kardeş, heya. O günden beri bizi ettiğimiz yemin ve töremiz birbirimize bağlar. Cihan üzerimize çökse dahi bu bağ koparamaz evelallah. Evelallah kardeş, evelallah. İçimize çöreklenen, dışımızı saran bu düşmanlara karşı bizi koruyacak olan da aramızdaki bu ebedi bağdır. İmdi safları sıra dağlar gibi pek tutup tufan gibi onların üstlerine çökme vaktidir. Çökelim beyim, çökelim gayrı. Eyvallah, inşallah yiğitler mi? Madem Ertuğrul'un gerçek yüzünü öğrenmeye hazırsın, o zaman kız kardeşin İlbilgi Hatun'dan başlayalım. Ertuğrul, babanın Emir Bahattin'le yakın ilişkisini biliyordu. Babanın buraya sadece vergi toplamak için değil, uç beylini almaya geldiğini de biliyordu. Bu yüzden ilk önce alplerini, daha sonra da kendi hanında uyurken babanı öldürdü. Mahkemeden önce kız kardeşin aklını çeldi. Önce o saf, cesur kızın yüreğini avuçlarının içine aldı ve kendine bağladı. Kadı Efendi'nin verdiği hükmü bile İlbilgi Hatun'u kullanarak dondurdu. Emir Bahattin her şeyin farkındaydı. Ve bu yüzden onu öldürmek için de yine İlbilgi Hatun'u kullandı. Nasıl? Emir Bahattin'in öldüğü gece Ertuğrul ailesiyle beraber senin otağına geldi. Senin Emir Bahattin'e verdiği sözü bile bile, gözlerinin içine baka baka İlbilge'yi senden istedi. Hem kız kardeşini hem de seni saf yerine koydu. İlbilge'yi senden neden istedi bilir misin? Çünkü Emir Bahattin'i ortadan kaldırmak için. Nasıl? Nasıl yaptı bunu? Kız kardeşinin duygularıyla oynayarak seninle Emir Bahattin'in arasını açtı. Bu kirli oyun oynanırken kervansarayda vergi altınlarının kaçırıldığını da biliyordu. Bu sayede elini kana, başını belaya sokmadan Emir Bahattin'in canını Moğollara aldırdı. Babamı, Emir Bahattin'i uç beyliği için mi öldürdüğünü dersin yani? Ertuğrul'da oyunlar bitmez. Alıncağı dize getirip senin hakkın olan uç beyliğini elinden aldı. Ama artık Ertuğrul'a dur demenin vakti geldi.
Eğer ortaklık kurarsak iktidarımız daim olur. Hele Sade'de gelesin. Karşılığında benden ne istersin? Dostluğunu. Ertuğrul'dan sonra başka bir düşmanı daha tahammülüm yok. Er geç Ertuğrul'u öldüreceğim. Onu öldürdükten sonra Türk obalarının başına sen geçeceksin. Beni onlardan korumanı isterim. Aksi takdirde ne Lefke Kalesi'ni bana bırakır ne de Söğüt'ü sana. Eğer şimdi el sıkışırsak Ertuğrul'un bizden haberi olmayacak. Ve biz güçlü olan taraf olacağız. Ahali ikindiye doğru taziye için gelmeye başlar. Maltızları yaksaydınız kızım. Ben Sercan Hatun'a yük olmasın diye yaktırdıydım haymana. Hatunlar hamurları yoğurmamızı bekler. Sağ olasın Hafsa Hatun. Ana, o vakit ekmek işi öğleye varmadan biter. Bizde destur var mıdır Haymana? Buyurasın Hilbilge Hatun. Kolay gele. Hoş geldiniz. Hayırdır Hilbilge Hatun? Dost dostun eğerlenmiş atıdır Haymana. Matem gününüzdür. Vakit birlik, dirlik vaktidir. Yardım etmeye geldik. Ablamla ne bulduysak toplayıp getirdik. Zahmet etmişsiniz, eksik olmayın. Zahmet olur mu hiç Selcan Hatun? Süleyman kardeşimizin taziyesinde omuz vermeyeceğiz de ne edeceğiz? Misafirler yola revan olmuştur. Onca iş konuşarak bitmez. Daha kesilecek onca soğanla et vardır. Hafsa kızım. Sen İlbilge ve Sırma Hatun'la dışarıda o işlere bakasın. Biz de Selcan Hatun'la elimizdeki iş bitince otağda misafirler için hazırlık yapacağız.
Demek Ertuğrul kaleye gelecekmiş. Bakalım bu kez bizden neler isteyecek. Bu kaleye son geliş olacak. Efendim, Beybolat bütün sözlerinize inandı. Bırakalım onlar birbirini öldürsün. Hem Ertuğrul'un buraya geldiğini obasının beyleri ve alpleri de biliyordur. Yeter! Ertuğrul aleyhine olan her şeyi lehine çevirmeyi başardı. Artık riske girmeyeceğim. Beybolat'la anlaşmışken, onun bizi Türk obalarının öfkesine karşı koruyacağını biliyorken, ayağımıza gelen bu fırsatı tepmeyeceğim. Ertuğrul bugün bu kalede ölecek. Ertuğrul Bey kaleye geldi efendim. Askerler de içeri gelsin mi efendim? Hayır. Bu işi erkek gibi bitireceğim. Teke tek. Yüz yüze. Ertuğrul'un her şeye rağmen bir erkek gibi ölmeye hakkı var. Ayrıca beni gördüğünde yüzümü o kadar merak ediyorum ki bütün imparatorluğu almaya değer. Ertuğrul'u kılıcıyla içeri alın. O bitmek tükenmek bilmeyen gururuyla gelsin makamıma. Efendim, buraya gelme sebebini öğrenseydik belki bize yeni bilgiler getirecektir. Elbette öğreneceğim Uranus. Elbette öğreneceğim. Öğrendikten sonra Ertuğrul'un son gördüğü şey o sefil, zavallı kambur zangoçun mutlu gözleri olacak. Sana bir kez daha minnettar oldum Ertuğrul. Bizi de kendini de alınacak belasından kurtardın. Ben verdiğim sözleri tutarım Dragos. Ta ki karşındaki sözünü bozana kadar. Emin ol, ortaklığımız daim olacaktır. Düşmanlık olmasın kâfi. Sayemde kalenizde huzur içinde yaşarsınız. Alınacak belası da gitti. Artık sadık ortak olarak büyümemizi ve çok daha güçlü olmamızı konuşmaya geldiğini tahmin ediyorum. Yanılırsın Dragos. Neden yanıldığımı söylüyorsun Ertuğrul? Bir bildiğin mi var? Alıncak hiçbir yere gitmedi. O burada Söğüt yakınlarında saldırmak için imkan kollar. Bunu da nereden çıkardın? Alıncak'la Hülagü Han arasında mekik dokuyan casusluk teşkilatını açığa çıkardın. İçlerine de bir muhbirimi sızdırdın. Ertuğrul. Demek bu sayede ona türlü oyunlar oynayabildin. Beni bir kez daha büyük bir hayranlık ve şaşkınlık içinde bıraktın Ertuğrul. Lakin muhbirim imdi alınacağın elindedir. Konuşursa Ergeç seninle aramızdaki ittifakı öğrenecektir. Öğrendiğinde de kaleyi başınıza yıkacaktır.
Senin için daha da kötüsü var Dragos. Kaleni başına çalmaya yalnızca alınacak değil. Hülagüan da ister. Ne demek istersin? Hülagüan'ın kalemizle ne ilgisi var? Bu mektup da ne? Alıncağın vaktiyle kalene sulh için, uzlaşmak için geleceğini söylenmiştin. O vakit bu mektup Hülagühan'dan alıncağa gelmişti. Ben de mektubun içinde yazanları değiştirerek seni ve kaleni korudum. Uğursuz Moğollar. Lanet olsun. Mektup sende kalacak. Okuyan birini bulup sözlerini teyit ettirebilirsin. Eğer alınca boyun eğmez de kalenizi teslim etmezseniz, Lefke Kalesi'ni ele geçirmesini emretmiştir Hülagüan. Mektup gayrı sende. Lakin Hülagüan'ın emri hala yürürlüktedir. Ve alıncağın bu mektuptan haberi yoktur. Eğer muhbiri konuşturursa bu felaketimiz olur. Alınca Hülagüan'ın da emriyle önce Söğüt'ü sonra da kaleyi alacaktır. Sonra da Konstantinopolis yoluna kadar yürüyecektir. Muhbirimi konuşmadan kurtarabilirsem bu belayı savuşturabiliriz. Ne konuşursam? O vakit ölürsünüz Dragos. Evvela şunu iyi belleyesin. Alıncak ölmeden kimseye huzur yok. Evvela alıncağın yerini bulmak, muhbirimi kurtarmak, sonra da alplerimle onun işini bitirmek isterim. Yine benim askerlerimi mi kullanacaksın? Bu kez değil. Aklından geçen nedir? Bizi ona götürecek tek kişi Bey Bolat Bey'dir. Bunun için onu kullanacağız. Bunu da sen yapacaksın. Maşallah Hafsa Hatun. Pek bir çalışkansın. Gören duyan Tekfur Sarayı'nda yetiştiğine inanmaz. Elinden her iş gelir. Ben obaya ilk geldiğimde soğan daha iyi doğrayamazdım. Sağ olsun. Hayma Hanlı'nın ocağında yetiştik. Her bir şey aslına döner. Kişinin özünde hamaratlık yoksa, kimin ocağında yetişirse yetişsin fayda etmez. Hayma Ana cevheri işlemiş. O kadar. Aş pişti mi acaba? Ben bir kazanlara bakayım. Hem daha bunlar pişecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Sağ olasın Hafsa Hatun. Bir bakayım. Buyur. Bilge Hatun, tuz koymadık mı? Oh, telaş eden unuttuk. Ben bir alıp geleyim. Ali'nin önüne saman gibi tatsız aşk koymayak. Hmm.
kararında mıdır Hafsa Hatun? Kararı budur İlbiye Hatun. En son toyda da bu kazanda aş pişirdiydim. Yine bu kadar koyduydum. Verdiniz baş başa. Kazanın başına laflayıp durursunuz. Elim kolum koptu burada. Siz gelip doğrayın. Ben karıştırırım aşı. Olur Sırma Hatun. Lakin devamlı karıştırasın ki dibi tutmasın. Sen hiç tasa etmeyiz. Yine kılıcımdan kurtulmayı başardın Ertuğrul. Ya Ertuğrul yine bir oyun içindeyse efendim. Bu mektup. Bu mektup da bir yalansa. Söylediği her kelime doğru. Buna eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz efendim? Böylesine tehlikeli bir oyuna girmesi için hiçbir sebep yok. İstese Bey Bolat'ın gırtlağına çökecek kadar da güçlü. Ama bunu yapmak yerine onu yem olarak kullanmak istiyor. Çünkü gerçekten istediği alınacak. Peki Bey Bolat, onunla olan ortaklığımız ne olacak? O da Ertuğrul'la olan ortaklığımız gibi şimdilik diri kalacak. İkisini birden nasıl idare edeceğiz efendim? Ben hem Zangoç hem Dragos olmayı nasıl becerdiysem öyle Uranus. Bey Bolat'a da güvenemeyiz. Bizimle ortak olacağını söyledi. Ama alıncağın burada olduğunu söylemedi. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor Uranus. Alıncak tehdidini Ertuğrul bitirmeden bize rahat yok. Bu yüzden Ertuğrul'a yardım etmek zorundayız. Onun casusunu almasına yardım edeceğiz. Ve böylece alıncakla Ertuğrul karşı karşıya gelecek. Tam bizim istediğimiz gibi. Biz de zevkle karşıdan birbirlerini öldürmelerini izleyeceğiz. Bey Bolat'a bir mektup yazacağız. Olanları anlatacağız. Beyim, İnşallah bu kefer oyunu dediğin gibi oynar da Bey Bolat bu durumdan hiç kirlenmez. Ona dediklerimi söylesin kafi. Attığımız yem öyle bir yemdir ki Bey Bolat'ı da alıncağı da istediğimiz tuzağa çekecektir. Eyvallah. Peki bir taraftan daha Bey Bolat'ı takip ettirsem Yedik Bey'im. Bu kefereden yana bir aksilik olur ise en azından bir iz bulmuş olur idik. Alıncak da Bey Bolat da takip edilmeye karşı her türlü tedbiri almıştır Bamsı. En ufak bir izde Mergen'in canı tehlikeye girer. Bir daha da bulamayız onları. Evvela Mergen'i sağ salim kurtaracağız. Sonra da onu da Albastı'yı da inlerinde boğacağız. Eyvallah beyim, eyvallah. Hmm.
40 dişli Ataş anam. Uğurların, uğursuzların, kutsuzların belası mukaddes Ataş. Sana arındırman için ruhu bozulmuş bir hain getirdim. Ataş ne işe yarar bilir misin? Senin gibileri cehennemde yakmaya. Müslüman olunca eski dinini de unutmuşsun. Ataş uğursuzların içindeki kötülükleri yok eder. Yüreklere musallat olan kötü ruhları kovar. Senin içindeki kötülükleri de kovsun da özüne dön. Bütün bildiklerini anlat. Senin ateşin benim ancak etimi yakar. İmanlı ruhuma hiçbir şey yapamaz. Anlaşılan ateş tesirini göstermemiş daha. Biraz daha arındırmalı. İndir! Uğursuz ruhun arındı mı? Benim ruhum çelik gibidir alınacak. Ateş yedikçe sertleşir. Kızıl tamıyı tutuşturan Ataş. Sana hainin kanını saçı edeyim ki uğursuzluk belki çıkar. Kanını hemen kurutmayacağım. Ağır ağır. Lafı ağzından söke söke öldüreceğim seni. İçindeki uğursuz ruh arınana kadar ateş everim bunu. Oldu mu Hafsa Hatun? Hazır Selcan Hatun. Hem de ailenin ağzına layık oldu. Ben de soğumasın diye ocakta bekletirim. Hafsa Hatun tüm maharetini ortaya koydu. Tam taziye aşına yaraşır oldu. Eline sağlık. Hatun bu ne? Ahalinin önüne konacak dediğin aş bu mudur? Nesi var Selcan Hatun? Gayet leziz olmuş idi. Leziz mi? İtin önüne yaldıya koysan ağzına vurmaz bunu. Sen benimle eğlenir misin? O nasıl kelam Selcan Hatun? Ben senin yüküne omuz vermeye murad ederim. Sen bu halinle yorulmayasın diye elimden geleni yaparım. Sen sadece benim oğlumun taziye aşını mahvetmeye niyet edersin.
öfkelenmeyesin Selcan Hatun. Ben bir çırpıda yenisini yaparım. Yeter ki sen gönül koymayasın. İstemez. Kendime derim ben. Belli ki eski defterleri açar, garezine gem vuramazsın. Ben kendim şimdi kendim görürüm, çekil. Vallahi bir kastım yoktur Selcan Hatun. Hatunlar da gördü. Ben neden böyle oldu anlamadım. Suç bizde zaten. Çadırında iki kap aş edemeyene kazanlar taziye aşları emanet edersen olacağı da budur. Selcan Hatun, kalbimi kırar suizan edersin. Ahalinin önüne aş konacak. Benim oğlumun taziye aşı konacak. Az bile ederim. Sen bu kızını kafandan aşağı boca etmediğime dua et. Tekfur kızından hüner beklersen olacağı budur işte. Çekil, gözüm görmesin seni. Selcan... Çekil! Benim acım bana yeter. Çekil. Öfkelenmeyesin Selcan Hatun. Halbuki ablam da o kadar dediydi tuzu kararında koy diye. Dragos denen adamın doğru söylediğine inanırım komutan alınca. Eğer onu dinlerseniz... hanınızın hakikatte mektuplarda ne yazdığını da öğrenirsiniz. Hatta belki de Kekavs'un yerini. Kümüz Buzgaz. Hülen Zefsarsen. İnsan dışıyla karşılanır, içiyle uğurlanır Bey Bolat. Eğer içinde yalan varsa içini dışına döker, kellesini bir kazıkta söğüte uğurlarım. Senin kelleni de yanına. Bu Moğol soykarası dile gelmeyecek. Böylesi bir iradeyi ömrümde görmemiştim. Dragos'un diyeceklerini işitmeliyim. Eğer tuzaksa gereken tedbiri fazlasıyla alacağımı bilsin. Madem yarın onun yüzünden ava gidemeyeceğim, o vakit Dragos avım olacak. Şimdi git, dediklerimi yaz. Eğer oyun ederse neler yapabileceğimi iyice bellesin. Beyim. Bilirim işin başından aşkın. Lakin merak ederim. De hele Selcan Hatun. Sualimi mazur gör. Alıncağın af buyruğu ne oldu? Gündoğdu'nun eline ulaştıracak mısın? Sen tasa etmeyesin yenge. Alplerle gizlice yolladım ağabeyime. Tez vakitte elinde olacaktır. Ağabeyim tez vakitte hür olacaktır inşallah. 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 Ya Albastı? Bir iz var mıdır? Bir adını biliriz. Ne er gibi karşımıza çıkar, ne de yeri yurdu vardır. Hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkıp ölüm kusar. Sonra...
sırra kadem basar. Gayrı, bundan başka acıya tahammülüm yoktur oğul. O kendini gizlemiştir. Lakin aşikar olması yakındır. Albastı denen kara yılan mutlaka bir yerde iz bırakacak, açık verecektir yenge. Ne kadar kendini gizlemeye çalışsa da mutlaka başını bir yerden çıkaracaktır. İşte o vakit onun o zehirli başını ezeceğim. Allah yardım et ya Rabbi. Demek öyle ha. Bu sadece küçük bir kıvılcım ağabey. Küçük ama kayı obasında büyük bir yangını alevlendirebilecek bir kıvılcım bacım. Bu daha başlangıç. Onu büyütüp volkana çevirdiğimde bütün kayı otağı ateşler içinde kalacak. Sen benim sadık bacımsın. Bu sebeple de her daim başımın tacısın. Tek gayem sana layık bir bacı olabilmektir ağabey. Kayılar erken gelen zaferin sevinciyle kendilerinden geçtiler. Uç beyliğini ele almanın rehaveti üzerlerine çökmüşken oyunumuzu oynamanın vaktidir Sırma. Buyruğunu beklerim ağabey. Sen Hafsa'yı, Hafsa da Bamsı'yı doldurmaya devam edecek. Eğer Ertuğrul'la Alpbaşı Bamsı'nın arasını açabilirsek işte o vakit bu ayrılık kayı obasının üzerine bir kabus gibi çökecek. Sen tasa etmeyesin ağabey. Tilki gibi kurnaz, karga gibi kindar, yılan gibi sinsi olacağız. Bir kaplan gibi dişlerimizi geçirdiğimizde anlayacaklar Umuroğulları kimmiş. Sığdıramaz beni. O bey hatunudur. Yerimi bilirim. Lakin tek vur kızıyım diye hor görür beni. Kayı değilim diye dışlar. Hafsam, acısı vardır. O da hatasını anlayacaktır. Sen metin olasın, sabredesin Hafsam. Bamsı. Ben onu anlarım. Acısını anlarım. Sabrederim de. Lakin o beni anlamaz. Ben onun yüküne omuz vermek isterim. Yine de hakir gör beni. Hafsam, senin canına bu denli darladıysa senin gönlünü kıracı bir kelam etmiştir o. Diyesin hele ne dedi? Süleyman'ın tavsiyesi için yaptığım Ayşin tuzu fazla oldu diye açtı ağzını yumdu gözünü. Selcan Hatun, telafi ederim, yeniden yaparım dedim. Lakin bütün hatunların içinde kovdu beni. Gari yeter Bamsı. İnsanı düşmanının kötülüğü değil, dost bildiğinin zulmü yıkıyor. Herkesin bir gururu, izzeti nefsi var. Bu kadar kelama daha olsa tuz buz olurdu. Ben nasıl kaldırayım? Bunlar Selcan Hatun'un iyi halleridir Hafsam. Bir vakitler Süleyman Şah'ımla Ertuğrul Bey'ime de çok çektirmiştir.
Hatta Ertuğrul Bey'in canına bile kastetmişliği vardır. Lakin indi düzelmiştir. Acısına verirsin sen hele. Yine yoluna, yordamına girecektir her şey. Ama bir vakit sen de ondan ırak durasın. Durasın ki sana bir zararı dokunmasın. Hafsam, sana hiç kimsenin, hiçbir şeyin zararı dokunmasın benim boncuk gözlüm. Gel sen. Gel hele gel. Sen de kimsin? Ben deden Süleyman Şah. Droğul. Önündekileri tanımadan posta yaklaşamazsın. Burası hüküm makamıdır. Hikmete ermeyen hükme erişemez. Nedir bunların hikmeti dede? Ocak ne demek? Ocak yurt demektir oğul. Kanınla ve terinle sulayıp yeşerttiğin beşiğindir. İmanla harlamazsan o ocak söner. Peki ya kılıcın hikmeti nedir dede? Kılıç kudrettir Osman. Zalimi ezen, mazlumu muhafaza eden, yiğitin elinde bütün aleme adalet dağıtan kudrettir. Thank you.
Evvela bunların hikmetine erişirsen senin hüküm makamına gitmene hacet olmaz. Hüküm makamı senin ayağına gelir. Dedem yadigarı gök pusat. Obamızın, otağımızın dayanağı. Beyliğimize gölge ve kudret veren. Osman? Hayrola? Ne edersin burada? Uyku tutmadı baba. Hayırdır inşallah, neden tutmadı? Bir düş gördüm. Bütün uykumu dağıttı. Hayır olsun. Ne düşüymüş anlatasın hele. Rüyamda döşeğimden kalktım. Otağda kimse yoktu. İçeri girdim. Posta heybetli biri oturmaktaydı. Yaklaştım. Kimsin diye sordum. Ben deden Süleyman Şah dedi. Dağ gibi yüceydi baba. Gözlerim kamaştı onun heybetinden. Bana kılıcın ve ocağın hikmetini anlattı. İçimden bir güç beni posta doğru itti. Yaklaşmaya çalıştım. Lakin yaklaştıkça etim yandı. Dedem bana ancak bunların hikmetine erişirsen makam sana gelir dedi. Sonra uyandım. Uyanınca geldim. Dedem Süleyman Şah'ın pusatıyla onun gibi posta oturmak istedim. Kızmadın değil mi baba? Otur oğul. Otur hele. Madem ki bu düş sana beylik postunda görünmüş, beylik postuna öykünmüşsün, o vakit atanın sözlerini de beylik postunda dinleyesin.
hakikatli beyin heybeti dağ gibi olur. Lakin dağ gibi de yük vardır omuzlarında. Taşıyamayan altında kalır. Beyler bir ocak gibidir. Etrafını ısıtır, lakin kendi yanar. Bu postun ateşine dayanamayan kül olur evlat. Bu ateşten yanmadan çelik gibi çıkmanın sırrı nedir baba? En keskin kara çelik en çok çekici yendir oğul. Evvela bu çileye talip olacak bir yürek gerekir. Bu yola ok gibi girilir evlat. Ya hedefini vurursun ya da boşa uçar tükenirsin. Lakin asla geri dönemezsin evlat. Dağın yüceliği senden, ocağın harı senden, kara çeliği keskin edecek çekiç senden. Gayrı bütün çileye dayanmak benden baba. Senin gibi kavi yürekli bir evladı bana bahşeden Allah'ıma hamdolsun. Düşünde aldığın kutlu bir muştu olsun inşallah o. Sana bu düşü lütfeden yüce Allah'ın yolunu da bahtını da açık eylesin. Eyvallah. Haydi bakalım yatasın hele. Hocam. Kolay gelsin Zanguç. Hocam siz... Hayrola neden şaşırdın? Sizi böyle kilisede görünce şaşırdım. Siz buraya gelir miydiniz? Maksat yardımlara ulaştırmak olduğunda biz insanları kavim ve dinlerine göre ayırmayız Zanguç. Her yere girebiliriz. Bu nedir böyle? İhtiyaç sahiplerine pay ediyoruz. Müslüman ahaliye dağıttık. İstedik ki Hristiyan tebaa da bundan mahrum olmasın. Hocam. Sadece Müslümanlara dağıtmak varken neden Hristiyanlara da dağıtıyorsunuz ki? Bizim dinimiz bize adaleti ve merhameti öğütler. Aynı cihanda yaşadığımız insanların, hatta tüm mahlukatın hukukuna riayet etmemizi salık verir. Amacınız güzel görünmek mi? Yoksa dininizi yaymak mı? Maksadım insanlara güzel gözükmek olsaydı, ben tek tek dağıtırdım. Gördüğün gibi dağıtman için sana getirdim. Mühim olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ha ben teslim etmişim, ha sen. Zira şahit olarak Allah yeter. Hocam, ben garip bir zangocum.
Ama insan merak ediyor. Beni mazur görün. Bütün dinler iyiliği ve merhameti emreder. Sizin dininizin farkı ne? İslam, Allah indindeki tek dindir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman etmek bizim imanımızın bir gereğidir. Lakin Hristiyanlar bizim peygamberimize inanmıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmak da imanımızın gereğidir. Lakin Museviler de peygamberimize inanmıyor. İslam bütün dinlerin tamamlayıcısıdır. Bizler Allah'ın muhafaza etmeyi vaat ettiği bu dine, İslam'a iman etmişiz. Maksadımıza gelince biz kendi miktarımızca dinimizi yaşar, yaşantımızda emsal olmayı murad ederiz. İnanmayanlar için de sadece dua ederiz. Zira kalplere iman lütfedecek olan da yalnızca Allah'tır. Hocam, merhametli olmaktan bahsettiniz. Ama alpleriniz çok savaşçı. Dininiz aynı anda ikisini birden nasıl emrediyor ki? Bize yayını gerenden, mahlukata zulmedenden başkasına pusatımız körelmiştir. Allah mazlumlara karşı merhametli olmamızı, zalimlere karşı da şedid olmamızı emreder. Ve her an teyakkuzda olmamızı ister. Bundan ötürü bizim yüzümüzün bir yanı ipek gibi yumuşak, diğer yanı pusat gibi keskindir. Biz düşmanlarımızla nefsimiz için cenk etmeyiz. Zalim oldukları için ve Allah'ın rızasını gözeterek cenk ederiz. Bunu sana bir misalle anlatayım. Bizim Ali isminde bir yiğidimiz var. Cenk meydanlarının yenilmez kahramanı Hazreti Ali Keremullah Veçe. Hak yolunda bir gaza esnasında güçlü, korkusuz bir düşmanı alt edip yere düşürmüştü. Tam son darbeyi vuracakken ölümle burun buruna kalan düşmanı o anda can havliyle Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Hazreti Ali bu durum karşısında onu öldürmedi ve serbest bıraktı. Ölümün pençesinden kurtulan düşman, Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu bu merhamet ve af karşısında dehşete kapıldı. Hazreti Ali'ye bir mana veremediği bu davranışın sebebini sordu. Bunun üzerine Hazreti Ali şöyle dedi: "Bilesin ki ben kılıcımı Hakk'ın rızası için kullanırım. Seninle cenk ederken yüzüme tükürdüğünde nefsani bir durum hasıl oldu. Ben de kılıcımı kınına koymayı münasip gördüm. Eğer seni öldürseydim nefsim için öldürürdüm. Halbuki ben Hakk'ın kuluyum. Nefsimin, heva ve hevesimin değil." Biz cihanı ikiye ayırmışız Zanguç. Mazlumlar ve zalimler. Zalimle olan kavgamız mazlumlar müreffeh bir hayat sürsün diyedir. Bir Müslüman hak katında öldürdüklerinin sayısına göre değer kazanmaz. Yaşattıklarının sayısına göre kazanır. Bizim inancımıza göre can almanın değil, insanlar adalet ve merhametle yaşasınlar diye can vermenin makamı vardır. O da şehadet makamıdır. Çok güzel anlattınız hocam. Çok güzel. Ama bir şey anlayamıyorum. Neden bu anlattığınız güzel şeyleri Müslümanların hepsinde görmüyoruz? Dışa değil, öze bakacaksın. İslam özdür. İnsanın eksiği, yanlışı olabilir. Lakin İslam'ın aslı. Sana Allah'ın emirlerini anlattım. Hep sen sordun, ben söyledim. Şimdi soru sorma sırası bende. Şu ana kadar anlattıklarım, haşa, İslam'ın düsturlarında bir eksiklik gördün mü?
Alıncak bunlarla işbirliği yaptı lakin Allah vere de bir oyun etme beyim. Dediklerimi doğru yaparsa Alıncak'ın bilenmiş pençesi boşa düşer. Gelirler beyim. Görüşeceğiniz yer neresidir? Söğüt'ün sınırındaki ormanda. Bu Alıncak'ın ne yapacağı belli olmaz. Her ihtimale karşı önlem alacağım orada. Tasa etmeyesiniz. Biz de sizinle birlikte geleceğiz. Bizimle birlikte mi? Siz gizlice pusulanmayacak mısınız? Alıncak pusulara karşı çoktan önlemini almıştır. Biz de onu daha yakından takip edeceğiz. Nasıl olacak bu? Anlatayım. Kabrinin üstüne dikili pusatının üzerine ant olsun ki tıkamın yerde kalmayacak. Albastı denen caneyi bulacağız. Anan öcünü yerde kovmayacak. Uğursuz baykuşları öter olmuştur beyim. Şimdi o meymenetsiz suratları da ortaya çıkacaktır. Her ne olursa olsun son vakte kadar kendinizi açık etmeyesiniz. Rüyamda bile bir Türk'ün kayığına bilip cehenneme gideceğimi görsem inanmazdım. Hepimiz aynı kayıptayız. Batarsak hep beraber. Burası böyleyse girmek istediğin illerini düşünmek bile istemem. Thank you.
işlemiş olanlar da kimdir? Albastı içlerinde olmalı Bamsı. Turgut, Abdurrahman, gözlerinizi ayırmayın. Alıncağın yanındaki albastı o olmalı. İnlerine girdiğimizde karşımıza çıkarsa evvela onu öldüreceğiz. Seni dinlerim Dragaus. De bakalım. Ne diyeceksin bana? Aramızda geçenleri unutup beni bağışlamanı ve bundan sonra sana tabi olacağımı bilmeni isterim. Senin gibi bir itin tabi olmasındansa çizmelerime taban yaparım daha iyi. Eğer sözlerime güvenmeyeceksen burada beni ve askerlerimi öldürebilirsin. Ama ben buraya sana kendimi ve kalemi teslim etmeye geldim. Bizans'ın kahpeliklerine karnımız toktur. Hepsini öldürün. Önce Hanlar Hanı Hülagü Han'ın mektubunu gör. Durun! Ertuğrul'un Söğüt'teki hanından aldık. Demek hanım, Hanlar Hanı Hülagü Han kalenizi almamı buyurmuş. Ertuğrul da beni aldatmış. Bu yüzden mi sizi kullandı? Eminim sizden sakladığı, sizi aldattığı çok daha fazla mektup vardır odasında. Haddim olmayarak Hülagü Han'ın emrini sizden önce öğrenmiş oldum. Size tabi olmayı ve kalemin kapılarını ardına kadar açmayı isterim. Sizinle birlikte sadece Bizans'a değil, dünyanın öbür ucuna kadar akınlar yapmak isterim. Emrinizde olduğumu bilmenizi isterim. Öğrendik ki bir muhbirini aranıza sızdırmış. O muhbiri bulmanıza da yardım etmek isterim. Bu mektubu nasıl ele geçirdin? Muhbiri nereden bilirsin? Benim de handa bir casusum var. Ertuğrul'un odasındaki konuşmaları dinlemiş. Gizli bölmeden mektubu almayı başarmış. Mektupların hepsi sizin olabilir. Yeter ki size tabi olmamı kabul edin. Handaki casusum da sizin hizmetinizde olacak. Onu size ellerimle getirebilirim. Onu istediğiniz tuzağa çekebilirsiniz. Şimdi kalene git Dragaus. Benden haber bekle. Nakarlar! Gidiyoruz! Sen de benimle gelesin Albastı.
Benim görevim bitti Ertuğrul. Tanrı yardımcın olsun. Sen kaleye dön Dragos. Alıncak öfkesiyle muhbirimi öldürecektir. Tez yetişmem gerek. Haydi Alper, haydi. Oğlum, hayrola arkadaşların dere kenarında oyun oynar. Sen neden dışarı çıkmazsın? Okumaktan bir hal oldun. Canım oyun çekmez ana. Okuyasım vardır. Birazdan çıkarım. Destur var mıdır? Buyurasın Sırma Hatun. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Obanın ihtiyaçları için Söğüt'e pazara gittiydim. Dönerken de sana uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Buyur. Maşallah. Balaların da senin gibi pek bir çalışkandır. Kızın yumak dolar, oğlun kitap okur. Rabbimin emanetleri. İnşallah batları şen olur. İnşallah Hafsa Hatun. İnşallah. Söğüt'e gittiğimde yadıma düştüler nedense. Aybars'ın kitap merakıyla Aslan'ın hamaratlığının ünü Umur Obası'na kadar gelmiştir. Ben de Sırma ablaları olarak onlara birer yadigar aldım. Al bakalım Aybars. Bu kitapların için. Sağ olasın Sırma abla. Gayri kitaplarımı buna koyarım. Bu da senin için Aslan. Sağ olasın Sırma Hatun. Çok güzelmiş. Senin kadar güzel değildir. Neden zahmet ettin Sırma Hatun? Bizim için yormuşsun kendini. Ne zahmeti Hafsa Hatun? Görmez misin gözlerindeki mutluluğu? Hadi çocuklar, Sırma ablanız da bize müsaade edesiniz. Dün yaşadıklarım gece boyunca aklımdan çıkmadı Hafsa Hatun. Nasıl oldun? Seni merak ettim. Nasıl olayım Sırma Hatun? Şaştım kaldım. Ne edeceğimi bilemedim. Gayretimi gözlerinizle gördünüz. Gene de yaranamadım. Hadi beni anlarım da. Senden ne ister Hafsa Hatun? Ben de anlamadım. Elimden geleni yaparım. Lakin dünkü tavrını gördün. Keşke görmez olaydım. Obanızın işlerine karışmak benim haddime değildir lakin. Selcan Hatun dün üzerine fazla geldi. Bütün oba hatunlarının önünde rencide etti seni. Biz şahidiz. Sen canını dişine takıp onun taziye yemeğini hazırlardın. Sen de bu obanın hatunusun. Sırma Hatun. Benim ona kastım yoktur. Ne isterse yaparım. Hürmette kusur etmem. Lakin aklım sırrı mermedi bu işe. Duyduğuma göre o yokken obanın işlerine sen bakarmışsın.
Seni çekemez mi yoksa? Bana ettiklerini gördün. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Sana da zarar gelsin istemem. Zenikler, şeytan tuzağı kurmuşlar. Şunlara bak hele. Nereye adam pusladıklarını gördük. Lakin İren'de bu yol tekin gelmez bana. Gördüklerimiz tuzağın bir kısmı. Kim bilir bu yolda ileride daha ne tuzaklar vardır. Mergen'i kurtarmak için bu yola girersek hem biz tuzağa düşeriz hem de Mergen'i ellerinden kurtaramayız. Beyim, o vakit bu yola hiç dokunmadan gitmek gerekir. İkiye bölüneceğiz Bamsı. Sen bir kısım alple burada kalacaksın. Alıncağı üstüne çekeceksin. Biz de patikadan dolanıp Mergen'i kurtaracağız. Buyruk senindir beyim. Gözden kaybolduğumuzda saldırıya başla Bamsı. Onları üzerimize çekip vuruşun. Biz Mergen'i kaçırana kadar onları buralarda oyala. Sakın buradan ayrılmayasınız Bamsı. Onlar döndükten sonra peşlerinden gidersiniz. Bizim peşimize düşerlerse arkadan saldırıp işlerini bitirin. Buyruk senindir beyim, buyruk senindir. Haydi. Haydi abiler. Thank you.
Demek seni içimize sızdıran Ertuğrul değil ha? Demek Ertuğrul'u tanımazsın ha? Al! Ertuğrul'un ele geçirdiği Hülagü Han'ın buyruğu. Nihayet kime itlik ettiğim belli oldu. Beni kandıracağınızı mı sandınız ha? Gayrı seni konuşturmanın gereği yoktur. Evvela iti, sonra da tasmasını tutan sahibini geberteceğim. Başınıza çalacağım. Aksilik olmalı. Gördüm. Eşkıyalar izlerimi sürmüşler. Eşkıyanın ne işi olur burada? Ne eşkıyası? Berke Han'ın adamlarıdır. Şimdi pençelerimi onlara da geçireceğim. Bir bölük döker burada kalsın. Diğerleri benimle gelsin. Haydin! Üzerlerine çekmeyi başardı. Haydarpler,
yaklaşacağız. Okları yağmur gibi yağdırasınız. Yağmur gibi yağdırasınız, nefes alamaz hale gelsinler. Nerede bunlar? Haydin yiğitler, ya Allah! Gibi vurun pusatları. Casusu kaçıracaklar. Koruyun bizi!
Aydın! Aydın yağdırın yiğitler! Yağdırın, nefes aldırmayın! Aydın Allah! Önden gidin Mergen'i kurtarın. Haydi tez alıp götürün onu. Biz vuruşup ardından çekileceğiz. Haydi haydi haydi!
Hayrola Aybars? Canını sıkan bir şey mi vardı? Daha ne olsun? Selcan Hatun'dan ama ettiklerini duymadın mı? Ne olmuş? Süleyman ağabeyin taziye yemeği için çıkışmış anama. Onca hatun içinde kovmuş anamı. Selcan Hatun acıldır Aybars. Hem hatun işlerinde olur böyle şeyler. Çok büyütmeyiz. Acısından değildir savcı abi. Zaten bir vakitler etmediği fenalık kalmamış. Ben duydum. Ne duydun ki? Anama ettiği gibi türlü fenalıkları dokunmuş. Ertuğrul beyimizin bile canına kastetmiş. Lafını bil de konuş Aybars. Haddini aşarsın. Bakarım da doğru kelam edince hemen kızarsın. O dilini tut. Yoksa elimden bir fenalık çıkar. Selcan yengeme laf ettirmem bilesin. Savcı. Aybars, ne edersiniz? Durun hele. Siz böyle ederseniz diğer balalar ne etmez? Aybars, de bakayım bana hala ne olmuştur? Aybars. Ne oldu de hele? Anasına laf ettim diye sana kızar Selcan Hatun. Hafsa Hatun, işi gücü bıraktın, şimdi de çala çocuğumu doldurmaya başladın. Ne istersin de hele? Huzur isterim Selcan Hatun. Seninle didişmek, dalaşmak istemem. Bizden ırak dur kafi. Haydi. Selcan Hatun, sen Bey Hatun'sun. Dengin değil o senin. Bırak gitsin. Atlarımızın olduğu yere doğru giderler. Tez, tez peşlerine düşelim atlar. Haydi. Kaplan ağzına düşenin sonu parçalanmaktır. Nerede kaldın Bamsı? Kılıcımın kabzası öldürdüklerimin kanıyla boyandı. Şimdi sıra sizin kanınızda. Al bastı.